Ben Güneydoğu Gazisi Recep Pariyeli'nin 2003'te uzman jandarma çavuşu olarak Elazığ ile Alacakaya ilçesi jandarma asayiş komando bölük komutanlığı emrinde görev yaparken bölücü terör örgütü tarafından döşene mayının önünde patlaması sonucu sol bacağımı diz önünden kaybettim. Daha sonra Elazığ Askeri Hastanesi'nde 13 günlük bir yoğun bakım tedavisinin arkasından Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2 ay süren bir tedavinin arkasından Gaziler Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi şu anki ismiyle daha önceden Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkezi'ne tedaviye gönderildim. Burada protez kullanma, ayağa kalkma, protezle yürüme, hayata adapte olma gibi eğitimler alarak ayağa kalktım. Hayata adapte oldum. Gerekli ilgi ve alakalarıyla sosyal hizmet uzmanlarımız, değerli Neslihan Hanım, Burcu Hanım ve benim spor hayatımı, geçmişimi bilen, hayata adapte olmam için yürüme eğitimlerimde ve protezle sporuma devam edebilmeme teşvikte bulunan fizyoterapistim Sare Hanım'a çok teşekkür ediyorum. 10 yıl tekvando yaptım ben. 93 yılında başlayarak 2002 jandarma okullarına girene kadar. Bu süreçte birçok Türkiye derecelerim, Kayseri derecelerim, bölgesel derecelerim olmuştur. Protezle bu spora devam edebilir miyim diye hep soru işareti kalmıştı. Burada da devreye kickboks milli takım baş antrenörümüz, değerli kadim dostum, 25 yıllık arkadaşım Mehmet Altun devreye girdi. Spora devam etmeye başladım ve ilerlemeye, daha yüksek, daha güzel şeyler yapmaya odaklandık. Bunu da başarabildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü dünyada dizüstü protez kullananların içinde bu hareketleri yapan tek kişiyim. Ki özellikle diz kapağı olmadığı için bizlerde diz kapağının yerine geçen eklemler kullanıyorum. Ve Türkiye'de de uygulanan ilk eklemi kullanan gaziyim ben. Yolu açan, gazilerin önünü açan kişiyim. Bu etapta da bana en çok yol gösteren bizim ikinci adresimiz olan Ankara Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Orada bulunduğu makamda, görev yaptıkları yerde şehidin canı, gazinin kanı olduğunu bilen, bu bilinçle görevini yapan değerli insanlar sayesinde hayata adapte oldum. Ve spora devam etmem gerektiğini, oradaki gazi arkadaşlarıma emsal olmam gerektiğini, onlara örnek olmam gerektiğini anladım ve oradaki bütün gaziler beni görerek daha önce protezi atıp ben yürüyemem diyen bir insanken geldiğim nokta çok farklı. Ve beni gören gaziler seni görüp spora başlıyoruz, spor salonuna gidiyoruz diye güzel dönüşler aldım ben. Onun dışında da şimdi geleceğin milli sporcularıyla burada antrenman yapıyorum ben. Bu sporcu kardeşlerim beni görünce diyorlar ki sendeki bu azmi görünce biz daha çok yükleniyoruz. İnşallah ben de onlardan şunu bekliyorum. Mücadele için, başarı için önce inanç, sonra azim, sonra çalışma başarıyı getiriyor. İnanacaksınız, başaracaksınız. Ay yıldızlı bayrağı ben dağlarda dalgalandırdım. Sizler de ringlerde dalgalandırıp dünyanın en güzel bayrağını ve dünyanın en güzel İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya dinletmelerini istiyorum.